Bir Yakup peygamberin evlatları, Yakup İsrailullah'ın oğlu. Onu yankı karavlaydı, nebeyle arasa, kavun nesevimiz var, nebeyle süyücü, gelişikli diliniz var, nebeyle avudan yüzünüz var, inni kastımız neyme, neyme maksat bilin gidiyemiz. Onunla olaydı bizim kastımız aziz idi. Aziz Mısır'a var ya, Mısır'ın padişahına. Şu kişiler geliptir deyip yazıyı verdiler. Hatip Yusuf Aleyhisselam gözledi, sonra gözünden yaş döküp, şu tarzı özüne gitti. Duran, celesinde otururlar, vezirler, bilmediler. Ne emme bu lokal? Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Haksiyor Türkmen davalar. Ustad Muhterem El-Hac Abdurrahman Ahundi Tengitana'nın Kur'an-ı Kerim'nin mübarek Yusuf suratını tefsirler de aydıp geleyen gurrunlarının 25. bölümünü 52 dakikanın mutlatına dikkatinize hüdürleyers. Dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Aziz Müslüman doğullar. Hak Tebarek ve Teala sen okuyan cümlelerimizi ve işleyen hutbelerimizi ve dinleyen vazu nesivat ve maaş edeyen vazetlerimizi Allah Tebarek ve Teala özgürlüğünü kabul etsin. Hak Tebarek ve Teala bize indiren muaddes kitabından fermayiş ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ اِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Hak Tebarek ve Teala ile tahkik peygamberlerin kıssalarına, onların başına gelen biyografilerine akıllı adamlar için ibret bağdır, akıllı adamlar şunun nefiyat, ibret alır diye. Onun için Neşe Vatberi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gururunu her cümlede bir bölük size aydık geliyor. Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın padişahlığına eye oldu. Ondan sonra 7 yıl bolçuluk, 7 yıl kıtçılık geldi. Şu bolçulukta zahir eden buğdaylarını yetesaddaku aleyhim min biyutul emval. Bir neşe ammarlar saldırdı. Şu ammarları dine fakirlere sadaka vermeden şuriyi, vacibattan şuriyi üşürüp saldırdı. Ama köp olukun ammarları doldurup koydu, oları satmadan şuriyi. Hasılı kelam, Yusuf Aleyhisselam bir ademi bolli, beter sahi, ağacı doyuryan, yalanızı doğunayan, azap mücerretleri öğüryen, köp yurtlerden adamlar gelirdi. Mahsusan Şam yurdundan gelen kervanlar, rahatlar onu beter silah ederdi. Züleyha da Şam yurdunun ehlini kovururdu. Şun öz adamsı, aslı ehli Şamlı olansan, şun seviyordu. O zaman şu Şam yurdundan gelen kervanlar evrilip gidenle Kenan'ın üstünden gidiyor. Kenan, Şam diyorlar bölük bölük, o Şamat değil ya da. Şu an Suriye'de Şam, Libnan'da Şam, Urdun'da Şam, hemmesi o olur. O kadim vaktinde hemmesi bir yurt. Orada sonra böyle böyle bölünüyor. Nişamat değil yani. Sonra Kenan, Yusuf Aleyhisselam'ın yurdu. Şam'ın beylikli yurtlarından geçen kervanlar, şol Kenan'la, şol bir kenarına, oban bir kırasına, bir öy salınlı ona Beytül Ahzan neyliye. Beytül Ahzan, Ahzan manası kam. Kamlar öyü. Son Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'a ellen verdi. Sonra katı narahat olup bu oğlun vaktinde bir ellen çıktı gitti. Mün veziyeti nehiyle bulun belli de bunu dininden, mektebinden alıştırıp başka bir yolu bir salınan bulamasa yaşlı deyip şu derekli ağlap, engrap, beylik oğullarına da kahar etti, olur da siz yüzünüzü görecekken ben kolayıma gelmem deyip taşladı oları. Sonra onun bir özü bir oğul, o bank bir kenarına bir öy saldırdı, bir beygirek yerde.
Şu geçen giden kervellerden sargıt verip, mengü sübümden neyme haber var deyip, şey deyip satarda bir öy saldır deyip. Şuna aydıptır, vera beytul ahzan nahadan nam. Kebut khane-i hazan ve enduh tamam. Şol öyün adına beytul ahzan nedir? Gam khane. Gam öyü vallı. Onun şu da bir kenarda bulunsun, Şam'dan bariyan kervarlı şu tarzı bir düşlek geçiyerler şun yanına. Her yurt bir padişaha bir lagap takıyan. İran şadi ise başka yurtlar şadi yani aziz diyemiş Mısır'ın adetleri. Bir neşevatlar Firavun nittirler. Lagap verttirler. O zaman şol aziz Mısır, aziz Mısır şunu gururun ediyerlerin bir sahiye adam, aşı cüradım, cüradım. Hedret Yakup da şolan eden gururun ne? Kulak asiyan. Her sefer kervan gelen neşada da oturup da aydan vasınla şu Yusuf Aleyhisselam'ın aziz Mısır'ın aydan geplerini ola birbirine telgin edip aydıp o şeyliydi, öyleydi, men yüküm şeyli yüklüydü, bana şücre mihrivani bollu. Şey deyip, her geçip giden kervan şatada düşleyenle Yusuf Aleyhisselam'dan kov kurrunları aydıp şunu övüyerlerin. Yakup Aleyhisselam'da şeyle kulak asıp be, hâzihi alâmatul arifin ve bi ariflan alâmatta doğun, bulan aydiyan deyip şey deyip şu gelen kervanına şey deyip kulak asıyarlarım. Bir ahlak bilen, bir gep bilen, bir sahavet bilen, bir hivri arif olmalı bir. Sonra işte ya leyteni kâneli kuvveh emzi nehveh. Keşke ben civan mı olsadım, yağdayım mı olsadım, gidip şol ademini görsedim, şayet şun yanına yüzüm tapsadım deyip şücre arzu ederdi. O zaman Huday'dan dilerdi. Ya men la yuhluful mi'at edhuke. Ey vaadelerine hılaf etmeyen Allah, men senden dileyen deyip dua ederdi. Şey deyip yören yağdaylarına bir gün Yakup oğullarının hemmesi üşüp Yakup Aleyhisselam'ın üstüne geldiler. Ey bizim atamız, bize bir baksan olmaya mı? Bizi tarz edip kafiğinden kavununa 40 yıl geçti. Ne bize bakyan, ne biz bilen gepleşyan, ne bize sevgat yan, ne bizim hakkımızı dua ediyan, ne bizim yüzüme yılcar yan, inni besesten bulmaya mı? Biz günahkar, günahımıza boyun alıyoruz, günahımızdan tövbe ettik. Biz biçare fakir olup entip, inni sana geldik. Ey ata, ulu ile ağaçlık düştü. Hemmecik adamlar haru zillet hale yetti. Şol delilik, horluk inni bile devdi. Biz entiydik. Bizim hakkımızı bir dua et. Huday bizim ıskalımızı açtın. Bizim karnımız doysun deyip ağlaşıp atalarına yalvardılar bile gelip. Sonra Yakup Aleyhisselam etti. Edullukum ala men indehu ennegam vel kerem. Ben size salgı vereyim. Üzünün yanına nimetler bulun, sahavet bulun, taksudul arabu vel azam, arab azam özüne dökülp durun adamînimin salgı vereyim. Ama onunla bir husn şiyem var, bir gülür yüz var, bir mihrivan söz var, doğru din var, adamlara yakin, mihrivan, ızzatu celalın eyesi, kazana malın eyesi, kov ahlakın eyesi, kov sıfatlı adam, siz gidin şuna dedi. O zaman oğlulara ettiler, ey ata, bir sıfattı, bir usaftı, şeyde adam madığını ne biliyorsun, neden eşittin mi dedi. Onunla ağzı o kadar şirin Mısır'a gidiyen kerveller şitada düşüp geçiyor, şolun gefine kulak asıyan, şol oradan eşittim dedi. Siz gidin, şu bir sahiye adamdır, min tarafımdan da şuna salam aydın. Onunla ey ata, o bir padişah, onu bir ekiler yağlak, onu bir yüz sor yağlak, ne ama bize değil. Biz olsa ayak yalanız, baş yalanız, yırtık eginmez,
fakir, biçare bir layık mıdır o paşanın yanına var? Ona halk gidiye, cevahirler, lağırlar eki diye, yüfek zatları eki diye, erişli mataları eki diye. Biz bir yana da bilen ne hille o gideyip olurlu şey değiller. Onu Yakub Aleyhisselam'a etti. İnnehu kerim vel kerim yakbul şeyil yesir ve yutul cezilel kesir. Men işleyen o kişi bir kerim. Kerim diyelleri az azıkları alır, köklerini verir dedi. O kerim olunluğunu siz onu utandırmayın. Bunlar aittirir, biz utanıyoruz. Bizim etçek pırmız, kara köfek, bir düğen yumi. Şunun ne acıra şuna elseyildiydi. Yakub Aleyhisselam'a etti, اِنْ اَرَدْتُمْ تَعَامُ فَعَلَيْكُمْ بَحَضْرَةِ الْكَرَامُ اِنِّ siz ağzı okudan şöyle gidecek olsanız, اِنِّ adamların içinde bir ganimet olarak adamlara bardan, şundan yundur. Onun bir kasıda koyan penirleri varmış. Onun şu penirlerden yığınan, o kara pul, kara köpek var, erişli zat, olur yığınan, bazı adamız üşün. O zaman oğluru ayıttı, buna da biz ederiz. Yani o bizim bizatlığımız kabul etmese biz ne değiliz? Ne mi değiliz onu? Onunla siz öz nesibinizi arz edin. Öz abav ecdadını biz şolun evlatliğinden aydın. Deyin, biz Yakup Peygamber'in oğlu, Yakup Peygamber'de İshak Peygamber'in oğlu, İshak Peygamber'de İbrahim Peygamber'in oğlu. Şolun adını tutup açsanız şayet size rahmetsin deyin. O zaman yine oğlulara aittiler, ey ata, bizim mezhebimiz ol kabul etmese de ne değiliz? Onunla siz onlara arz edin öz fakirliğinizi, muhtaçlığınızı, bir yerden gelen gariba, bizim halimize yine sahavetin bozunluğuyla öz yardımınızı arz edin. O zaman şundan kömek iltimas edin deyin. O zaman onlar gitmeli olurlar. Atalarının aydan nedir? O zaman inni neyme? Ey ata, inni diyanın neyme? Sonra Yakub Aleyhisselam'a dedi, اِحْفَذُوا آدَابَكُمْ فَالْبَحْرَ لَا جَارِيَ لَهُ لَا جَارَ لَهُ وَالْمَلِكَ لَا صَدِيقَ لَهُ وَالْعَافِيَةَ لَا قِيمَةَ لَهُ Gidin, barın yönü heyveri edepli olun dedi. Derya diyenlerine pena getiriyen olmalı, padişah diyenlerine dost olmalı, sağlık diyenlerine kıymeti olmalı. وَمَنْ صَحِبَ الْمُلُوكَ بَغَيْرِ عِلْمٍ فَقَدْ اَرْسَلُهُ الْجَهْلُ اِلَى الْقَتْلِ Bir adam barıp düşünsüz, ılımsız, bilimsiz, edepsiz padişahın yanına varsa çok nadarlığı olur, ölümü elter dedi. O zaman şey diyenine oğlulara aittir. Ey bizim atamız, biz henüz padişahın yanına barıp görün adam de. Biz otak var, ne edip ne mi, ne mi değil? Onunla ben edip evre değil size değil. Yani her vakit şu padişahın yanına varmalı olsanız icazı dilen. Kıble alem, biz yanına varacak ruhsat bulur mu, bulmaz mı deyip icazı dilen dedi. İcazı vermese girmem. Ondan sonra her vakit padişahın yüzünde varsanız, işte padişahın özünden masalarda seyretmem. Kaplarınızı gözlep, yerinizi gözlep, otağını yatırlap, oturmam, onu her yere bir yedek, çırt bulur deyin. Padişahın huzurunda. O zaman yine ait ya buna ya. İlâ hazartumû fesnû aleyh. Her vakit padişahın yanına varanızda, padişahı sena aydın. Kavle-i âlem, iyilin bir puştibâni. Şeyle bir keremin iyisi bir kuğu gepler aitmalıdır dedi. Sonra elini doğuşurdan durun. Her vakit otur değilse sonra oturun. Eğer otur değilse edebini sakladan durun oturmanı icade vermedin. O barın oturun dedi. Oturdunuz mu? İnni gep geplemem. Öyle burada sormasa size aitmem dedi.
Bari özü burada sonra anlatılır ki bir kefini bir cevap verin. Samırdat, sakırdat ilahı vurun, aitmamayın. O zaman yanına da kendine oturmam. Bir arzu halın aydanına olur, ursat ver, ayrılın yanına. O zaman inni yok böyle, ursat inni deyip inni çıkanınızda padişah bana iyi değil, ona bey değil, ebey değil, on aydan gururunu, size aydan gururunu gurur etmen dışarı çıkanınızda deydi. Hiç kimsin aitmem. Son padişah diyenlerinin esrarını halka paş etsen hey vurur bir edeplik olur dedi. Hazır kelam oğlullarına şihirli nesikat etti. Oğlullarının birine yüreği asırlı 40 yıllar yüklep yüren ata oğlullarda ağlak gelensin yüreği yumuşak inni ursat verdi. Gitmeli oğlunuza şeyle deyip inni şi kariyelerden almalı netice nemmulunni. Birinci şi Hazreti Yusuf Aleyhisselam mimar seviyor olduktur. Mimarları çok hatmat edip mihrvan molşundan belli olduğu mimar seviyorluk inki kovuklıklardan dolayı. Ve mimarına kulluk etmek de ulukan sevaplar bağdığı. Fes Yusuf Aleyhisselam şol azamet padişahlığı bilen baran mimarların taşından aylandırıp da ondan sonra geçen mimarların hemmeti şuna uyamış. Pespel, mihman nevaz, mihman dufa adam diyor. Ve mihman seviyorlukta şeyle bir derece olansan Yusuf Aleyhisselam şokluk bilen kılıklandırır. Şimdi bizim peygamberimiz şu hakta şu hadisi fermayış ediyye اَزَّيْفُ يَأْتِي بِرِزْقِهِ وَيَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ الْقَوْمِ يُمَحْسُ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ Miman gelenine öz rızkı bilen eleyendir. Şol evimdeki azuka, şu teyhiye edip koyun çörüğün tuviyin, şol mimandan şurhuday verttir. Miman gelenine öz rızkı bilen eler. Ve gidenine de şahane vadan günahsını alıp giderdi. Rızka özü getirdi, gidenler de şu hanıvadan günahını alıp gidiyor. Onun için hemişe mimanı kucağa asıp durmalı. Günahını özünden ayıracak olsan, ırskalığını köfeltecek olsan, daha az miman gerektirip durmalı. Kadimden hep orası sakıydı, kalsa çıkarı Türkmen neylerdi. Kasım Türkmen'in bir imtiyazı sahavetti. Hatta Abdülkadir Ahun, Devrek'ten gelen bir imanla, ben nazarıma, İki tayfa, iki taraftan necat tatlıya ahirette deyiptir da. Türkmenler sahilığından necat tatlıya deyiptir. Kurtlar da salavattan deyiptir. Kula salavatı kâne diye. Şimdi açık bölüyorum, bu zamanda Türkmenlerimiz bayıydı mı? Şimdi mimanın bidarı. Bu hem mücdetler muhayyye, o zaman zat yok ha. Takır yerden derrel yortup yanışıklarının seninle et yok mu? Tuğ yok mu, yağ yok mu, mimanın yuvundan perasa kalkıp şey edip tapardı. İnni içerisinde bol lazım içirmeni yalsan yalla. Veli ucru bulmalıyın. Hep Peygamber ayıttır, miman gelenine rızkı bilen gelersen, ama öğünde rızkı köpel diye, ondan sonra da güneyden ark diye deyiptir. Hem de güneyden arasalan kalya, eşer maskala, bu ulular. İnni, ikilinci almanın netice, Hazreti Yusuf Aleyhisselam Şam'dan gelen kervellere beter ehmiyet verip solorasıyla köp etmekliğinin iki sebebi var. Hemme mihmarlara kov pezirayı ediyen hemme Şam'dan gelenlere ayrıtın bir hormat edip onun için o Şami kervallar Beytül Ahzan'ın yanı düşenine Yakup Aleyhisselam kulağısına olur. Beter ev yani beter ehmiyet veriyemiş. Şami kervallara. İki dağıttan şuruyor. Bire Şam Şerif özünün vatan asliyeti. Bolansan. Öz vatanından gelen adamlar o gözüne o işine görünüyor. Öz vatan seviyorluğu bolallığı sebepli. Son vatan sevmek olukan ızzattan. Öz vatanına, öz doğup düren yerini mehabbet etmek insanın bir erdişi, insanın bir ulukun artıkmaçlığı. Onun için
Peygamber aleyhissalatü vesselam şu hadisi fermaş ediyor. Hubbul vatan minel iman. Vatanı kavurmak imanlandır deyiptir. Onun için bizim vatanımız doğup döşen yerimiz İran mı? Madam İran'ı doğalıptır öyle mi? Allah ya huda ve ne? Şu İran'ın hükümetini bergarar et. Şu adaletini bergarar et. Aşınla bir dinu, diyanetu, şu perşemi İslam hem işi bergarar olup dursun. Düşmanlar şuna yavuymasın. Huda ya huda ve ne? Kafirlerin mekrinden, Yahudilerin hilesinden, şu vatanımızı aman sakla deyip hem işi biz dua edip durmak bizim boynumuzu vaciptir. Vatan hevuru ulu zat. Onun için Konelerden kalan meselimiz ve aramızda Mısır'da Şabalon'undan Kenan'ına gida deyiptir. Şairler şu akta bir şiir aydıyarlar. Hubbu vatan ez tahtı Süleyman behter, haru vatan ez lale-i reyhan behter. Yusuf gibi Mısır padişahı mikar, o gufta es gıda budeni Kenan behter. Yani vatanın sevgisi, vatanlaki izzet, Süleyman'ın tahtından daha yukarıdır diyor. Vatanın da göğe veren tiken ne? Ol başka yerdeki lale diyen bir kovgul var, reyhan diyen bir gül var, ol oradan da şu vatanın da tiken oğudur diyor. Yusuf aleyhisselam Mısır'da padişah olduktur. Vay hasret çekiptir. Keşke bu dağda padişah olumdan Mısır'da geda olumda o. Şun vatanın süyücülüğü, vatanın mehabbeti, on derdi hiç vat yürekten çıkmaya. Vatanın kadrını kim bilir? Vatandan ayrılan bilir. Ah arman şeker. Biraz ondan şurayı. İkilenci en nidesi Şam Şerif'in beyleki yurtlardan artıkmış olmağı sebepli. Şam bir mübarek yurt. Bir bereketli yurt. Tamam evliyalar, enbiyaların otağda gelen yurtlar, gelen yerler maden evliya Şam. Onun için Hazreti Mahsubul İşan'la öz divanlaydı ya fena devranın ne yerin yüzünle Şam Şerif diyorlar yerin yaşsın diye. Yerin yüzünle inki kov yer Şam Şerif deyiptir Mahsubul. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şu hadisinde Şam yurdunu övüye. Eşşam safvatullahi min biladihi ileyha yeştebi safvatuhu min ibadih. Femen harece min eşşam ila gayraha febi sahtatın ve men dahalaha min gayraha febi rahmatın. Yine sahih hadis-i Peygamber ayettir. Şam diyelileri yurtların içinde Kuday'ın intikab eden yurttursa tasdiptir. Öz suyun mendelerini Allah Tebarek ve Teala Şam'a karşı çekerdiptir. Kaysi bir adam Şam'dan başka yurda çıkıp kaçsa bilgin Kuday'ın ona kalabı gelip şu yurttan onu çıkar yandır diptir. Ve kaysi bir adam karşıdan Şam'a uçup gelse bilgin Kuday'ın rahmeti ona gelip Şam'a çekilendir diptir. Pes şeyle bir bereketli yurt bulunan Yusuf Aleyhisselam ehli Şam'ı seyleyemiş, ona beter hürmet edeyemiş. İnişirence alman neticemiz Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın yurduna aşık düşüp onun oğullarının hali perişan olup uğurlarını töküdüp zaru tedarruğu bilen atalarının ayağına yıkılıp şunun hayır duasını alacak olup haiş etmeklerinden belli olduğu her bir müşkül bulun işler için büyük Tanrı'ya yakın bulun adamı fena getirip şunun kömek istemek gerekli. Oğrun da gördüler. İnni Huda'yı yakın bulun atamızın anırda takva adam yok deyip şunu gelip ağrıştılar. Bir adam geldi diye şirar yalık melek otuyor. Ya Resulallah tamam mallar olsa kırılır. Yollar olsa bağladı, katnavlar kalsa kahdi geldi. Hey asmanın yere bir damca damana, bir dua etsen bulmaya mı deyip Peygamber'e gelip şuuruna etti. Sonra Peygamber İslam durakladı, dua etti.
Sonra yağın yağmağı durdu, şocuğum oğun dedi yaşam gelenini. Çocuğum odan inniki cümaya içeri yağın kesilmeğini yağıp durdu diye. Bir an mesela dua edenler. Ondan sonra şu adam niye ne geliyorsunuz onun? Ya Resulallah, tamam inni mağalları helak bulur, hissiyiller akıp, asılmağını, öğülür olsa üstüne yıkılmağını durdu. Bir dua et, Huday bir yağın saklasın ne dedi. O zaman Peygamber Aleyhisselam dua etti. Allahümme alel âkâmi ve zirâb vel edviye ve menâbet-i şecer fencâbet anel medîne incâbis tavuk. Peygamber işte dua eden vaatında ey bari Huday'a bir yağını defelere yağdır, derelere yağdır, düzlere yağdır, ol ağaçların büyüklerine yağdır deyip dua etti. Şavaatta Medine'nin üstünden bulut açıldı da başka yerleri yapıp durdu. Ama Medine'nin üstü hamanı üstünden avar çadır çekilen yer oldu da ağa durdu deyipti. İnni açık olayalımız şu ki her vaatta bir adam hali harap olsa, gideri uğrun bilmese, işe revaş tapmasa, iyiliğin içinde kim Huda'yı yakındır azap etse, barıp şuna yıkılmalı. Şuna dua ettirmeli, sonra şuna duası kabul olup, ama isle biter. Dördüncü almalı netice, Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın öz oğullarına Mısır'ın padişahına salgı verip, şol kavu mihrivan, sahih kişiler deyip aydıyarlar. Ona göre siz şuna gidin deyip, şunu salgı versinden belli oluyor, isleyleri kova adamlardan istemeliliği. Teleke ve ahlak adamları isleyi salmalı derliği şundan belli oluyor. Son Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hadisi fermaş ediyor. Utlubul havaice ila zevur rahme min ummeti turzaku ve tuncahu fe innallaha yakul rahmeti fi zevur rahme min ibadî. وَلَا تَطْلُبُ الْحَوَائِجَ اِنَّ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فَلَا تُرْزَقُوا وَلَا تُنْجَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُولْ اِنَّ سَخْتِي ف۪يهِمْ İna Peygamber Sambı Gefi'nin tercümesi şeyle, ey ümmetler, siz bir müşkülü düşününüzde, bir hacetiniz bulununa, şu hacetinizi rahimli, mihrivan adamlardan dileyen gittir. Sonra size rızk verirler, sonra sizin işini bitirirler. Sonra Allah Tebarek ve Teala öyle fermaş edildiler. Benim rahmetim bendelerim içinde şu mihriban, yüreği yumuşak, rahimli adamlardadır deyiptir. Siz o dilenizi yüreği katı, yüzün turşulup duran adamlardan o dileği dilemeyin. Ondan dileseniz size rızık da verilmez, maksadı da yetmezsiniz. Sonra Allah Tebarek ve Teala diye menin kalıbım şöyle adamlardadır deyiptir. Şu yürü katı bir rahim, yüzü ızgıysı şey deyip duran adamlarda men kalıbım şöyle oradadır. Onun için olur barmağın deyiptir. Beşinci almanın neticemiz Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın oğulları bir fakir, baş yalangaç, ayak yalangaç olup padişahın huzuruna varıp onu elteriyali lazımız yok deyip aydalarına Hazreti Yakub Aleyhisselam o kişi kerimdir. Kerim diyenleri ağızlık alır ve onun yerine köp verir deyişinden belli olu verimli elle ulukon ızzet bağdığı. Bizim Peygamberimiz de fermaş ettir. El yedül ulya hayrun min el yedü sufla. Üstüki el eteki ellen kovu olur deyiptir. Yani üstteki ellen verimli elliydi. Verimli elle artık maçlık bağdır. Onunla kerem bağdır. Vermeyen ellen neydi diyor. Alyan ellen ol keremlidir. Onun için insan özünü artık maç edecek olsa şol el yedil ulya iyi olacak olmalı. Verimli olacak olmalı. Altıncı almalı neticemiz şu akıladan Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın oğulları öz atalarına ol padişah bizim bir erdiş matalarımızı ve kara pullarımızı köpeklerimizi kabul etmese biz ne mi değiliz diyenlerine
Hazreti Yakub Aleyhisselam aitti, onunla nesebini de arz edin. Yani öz taifanızı tanıdın bir işinden belli oldu. Nesebi İbrahim'i yeryüzünde meşhur nesepliği. Ve halkın arasında muhtaran oy. Şevat yeryüzünde İbrahim Aleyhisselam şeyle bir artıkmış şerif nesepli olup tanılıptır. Şimdi öz nesebimizi aydan diptir de. Bes İbrahim Aleyhisselam'ın şeyle nesebi meşhur olunsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde iftihar edip aydıya ene davvati İbrahim. Men İbrahim'in duasından vücuda gelen adamların diye. Şun İbrahim Aleyhisselam dua eden vaktinde Hüdayden dile ya Rabbena veb'as fihim Resulen minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Ey bağır Hüdaya, benim ehl-i beytimden bir peygamberi dürüst adamlara ayetlerini okuyan, kitap talim veriyen, onları ilim bildiriyen, şeriat öğretiyen bir peygamber dürütmen neslimden neydi? Şol İbrahim Halilullah'ın dua eden neslim menlerini Peygamber İslam iftihar etti. Öl asli benim nesli bensin. Arap'ın asli Hazreti İsmail'la. İsmail'den örüngen Araplara, tayfalara Arap değil diye İsmail'le İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Onun için nesebinizaydın ol padişahıydı. Hükmen nesebinize ihtiram buyurdu. Yedinci alman netice Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğulları. Eğer ol padişah bizim nesebimizi kabul etmese biz nâme değildi. Diğerlerine Hazreti Yakup Aleyhisselam olurga aitti. Onunla siz öz ihtiyacınızı, fakirliğinizi arz edin. Dime günden belli oldu. Her bir muhtaç benle öz ihtiyacını halka aitmekle doğruluğu. Sonra öz musulmanda onunla, özünün mühendin yankı. Hem loğu insanlığa bir de şeyde ihtiyacımız var. Uğrumuz tököttük. Gel kardeş, bir de kömeğim olsa et deyip Müslüman doğumundan kömek istemek doğruluk şundan belli oldu. Son hadis-i şerifte geliyor. Fakat sebete ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem se'elel havaice zaruriye min gayri. Ne hadiste sabit oldu. Bu kahalar aydıptır. Peygamber özünde gerek ihtiyaçlı zatlarını diler deyiptir, halktan deyiptir. Ve o fakirliğinizi aydın, fakirliğinizi unvar edin, muhtaç bulup geldik demek, o bir şeriatta ayıplat demişti. Onun için Müslüman da oğullarının helakim ihtiyacı bulup başına bir ulukun diyet düşüyor, ulukun tağın düşüyor, bir müşkülü düşüyor. Kardeşler, kömek edin şeyle bir ama minna tevan yağdayımdan hariç olan yükmen üstüme düştü deyip gelmeyi ayırtmen bir ne edip diyor diyemem. Tekkirlenci alman netice Hazreti Yakup Aleyhisselam öz oğullarına padişahının yanına baranıza edebini saklan deyip aitmakından belli oldu. Her bir ulu makamlı adamın mukabınına rahat etmek gerekliği. Bes makamı ulukun adam, veziri olsun, vekili olsun, ulukun makamını, han, havana, her iyiliğin başı olsun, gerek onu ihtiram etmeli. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sahih hadisinde fermaş ediyem, en zulün nasa menazilahum. Siz adamların her gayesini öz oruna saklanmıştır. Ulukunu ulukun ihtiram edin, kişiye kişiye ihtiram edin. Hem adam bir ayakta vermem. Uluyunu ulu tutun. Ulu konuğu da hormat edin. Deyip ayet. Ondan sonra çok akıdan dokuzuncu alman neticemiz Hazreti Yakup Aleyhisselam öz oğullarına padişaha baranızda kapısına kakın. Girmekle ruhsat dilen. Eğer ruhsat vermese girmen deyip tavşırmakından belli oldu. Her bir öyüye varmakla icazı alıp girmek gerekli.
Eğer icazet vermese girmeli değerli. Şübür olukon edepten. Onun için hadis-i şerifte geliyor. Kinde ben hanbal diyen bir sahaba gel akıdı Peygamber Aleyhisselam öyüne giraya. O zaman Peygamber Aleyhisselam sonra şu gefay diye ircih. Fakul esselamu aleyküm e'edhulu. Evrili idama diye. O da aşağı sıkla diye kafiyene kalktı gel. Esselamu aleyküm diye. Taşarda durun esselamu aleyküm. Men girayim mi girmeyim mi ecade veriyen mi diye diye. Ve edep şimiş. Biren hayatına bağlı. Hült de girmez hütmeller. Kafiyeni kalkmalı. Eşerden ses gelse gel verin diyse o zaman varmalı. Eğer ruhsat olmasa evruluk kayıtmalı. 10. alman netice. Hazreti Yakub Aleyhisselam öz oğullarına siz padişahının huzuruna baranızda oturmayın. Belki ayağı sünnet durun. Eğer öyle otur deyip buyruk etse şonuna oturun. Te padişahının öyle gepleyense siz geplemen deyip tavşırmakından belli olmalı. Şu edepler büyük tanrının öyle olurgu evredip şolunun kalplerine kuyuyarlığı. Yohum Yakub Aleyhisselam gidip padişahının hılmasına gelen adam der ahri. Huday ilham ediye edep şudur deyip oları evrediye. Onun için bizim peygamberimiz henüz bir mektep gören adam değil, danışığa giren adam değil, hem mezadi bilip matumul etmeyen elipten birden bir haber birden de beş Kur'an çıkar diye. Huday veren. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ın sahih hadisinde fermaş ediyen Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Hudayım bana edep verdi. Hudayım edebi öğrettiğin ki kovu edebim ben öğrendim diktir. Bes peygamberler oğullarına şuna aydı ya bize de nefikat şu. Bizim de edebime sözüne olmalı. Muaddep olmalı. Şimdi Yakup Aleyhisselam oğullarına nefikat edenden sonra siz gidin. Yönüb ben ayamin Yusuf Aleyhisselam'ın bile doğanı yine bir atı verdi. Şunu benim yanımda koyup gidin dedi. Şimdi şöl bilen sizin yokluğunuzdan şöl bilen kalbim itminan tatın aramış tatın bariniz yokluğa oturmayın dedi. Şunu koydan gidin. Şundan bulur diktiler mesela karşı çık diktiler. Yusuf Aleyhisselam bir eden işi vardı. Bir derya ve Şam ile Mısır'ın arasında behre ahmar değildi ya. O konuatlar kurzum deyip de ayrılıyormuştu ama. Şol bilen bir dağ iki aralıktan şu derya bilen aşağı dağın iki aralıktan Şam'ın kervelleri Mısır'a gidiyormuş. Şu iki aralığa Yusuf Aleyhisselam sim tor çektiriyor. Şununla bir kafı bir post koyuyor. 500 adım şatada durmalı. Her vakit Şam'dan bir kervan gelse şolların yekayet adını yazıp getiren matalarını hesap edip şu durmuşuna Yusuf Aleyhisselam'a haber verip durmalı. Ta Yusuf Aleyhisselam'a icazı ver, geçersin neyse o zaman geçmeli. Yusuf Aleyhisselam icazı vermese o kervan izine kayıtmalı. Ne mi deyip bir iş etti? O ikaralar torşak koydu Yusuf Aleyhisselam. Son Cebrail bir oğul gelinine ayırttır. Sen doğullun öğler ayağın sallat üstüne gelirler deyiptir. Kervanla. O zaman şolar gelir Mısır'a diyenine birdenine tanılmanı, bana sataştırılmanı, izine gidemezsin, şunu bilmeden şürü, her orası saygarın deyip, şu işi koyuptur. Şu tor çektirttir, şu karavul koyuptur şu yoluna. İnni, Yusuf Aleyhisselam'ın doğulları, şu serhede varan vaatlarına, şu karavulları gördü de görse bir üç düşük adamla bula, bula bilen gepleşmeyen durdular gözlep angalıp, bir heykelli, avadan, hoşturat, şihilli, beyleki adamlara kaçacağınlar yok, atayası yağlık, hey vuru iğri adamlarmış. O zaman şu anda gavan sonra dedi, kim oluyorsunuz siz? Nereden geliyorsunuz? Nereye varıyorsunuz?
Onlar hiç demedi deyip biz sonra yalnızdıydı. Onu bir şundan çürü şu padişah üstadı bir koydu. Şu gelen adamları saygılamadan çürü. Hiç kim geçiremde meveren ki onun adını, asli nesebini, cahini sorup ondan sonra biz padişaha haber veriyoruz. Padişah ruhsat verse geçiriyoruz, yokum geçirmeyiz dedi. O zaman bunları açtılar, biz Şam ehlinden oluyoruz. Biz Beyt-i Ahzan'ın yanından geliyoruz. Beyt-i Ahzan olur, kervelin arasında meşhur olupdur da. Şun yanından geliyoruz. Biz Yakup peygamberin evlatları, Yakub-i İsrailullah'ın oğlu, Yakub-i İsrailullah da İsmail Zebihullah'ın oğlu, İsmail Zebihullah da İbrahim Halilullah'ın oğlu deyip bunların öz neseplerini beyan ettiler. Onun yanki karavla etti. Ensabukum meliha, akvalukum fesiha, vucuhukum sebiha. Ey nekat! Nebeyle arasa kavun nesebiniz var. Nebeyle suyucu gelişikli diliniz var. Nebeyle avudan yüzünüz var. İnne kastınız neyme, neyme maksat bilin gidiyeniz. Onunla olaydı bizim kastımız Aziz idi. Aziz Mısır'a var ya. Mısır'ın padişahına. Hop. Padişahın huzuruna var ya. Hani neyme mata alıp var ya. Savudunuz neyme. Hemmesi başına etek sallılar. Garip de zatları yok. O zaman aittiler bizden. O da soru mu dedi buna. O zaman şu borçunu yazdı. Nigaban yazdı da Yusuf Aleyhisselam'ı iyi verdi. Ey aziz kavumdan, Şam'dan bir kavmi geldi. Ölü gevreleri heykelli, yüzlere avadan nesepler bir arası pek nesep. Peygamberlerin evladı öyle sana varacak deyip aydı ya Allah. Bizim kastımız aziz diye Allah. Atları olsa Yehuda, Şem'un, Lavi, Rubil, Rabalun, Yeşir, Dan, Yagzali, Cad, Aşir, Benayamid. Şu atlar var diyip. Öyle arzı Kenan'ın şu kişiler geliptir deyip yaz iyi verdiler. O zaman ol atlı da barıp eltti. Hatice Yusuf Aleyhisselam gözledi. Şunluk gözünden yaş döküp şu tarzı özünü gitti. Durun. Celesinde otururlar. Vezirler. Bilmediler. Ne emmurluk hali. Adam huşa gelenine siz bir rahmet mi yanından çıkın da şerif miydi? Vezir vekilerin hemen de aşağı çıkardı. Ama şu adam şol hatı okuyup kendi ağladı. Kendi ağladı. O zaman ağramış da ondan sonra yankı atla dedi. Hasan geldi şu adamla dedi. Her şey olmalı gelenine. Onunla gelenine 5 gün olmalı dedi. O zaman bunun üstünün ilgin maşı lüvasları da ne acıla? Yok lüvası yok. Kendisi çürük, çağırık, kirli, fakirler. Fakir imsam dedi. O zaman bununla da beter ağladı. Beter ağladı. O zaman vezir etti. Ne midir şu ağlayan dedi. Sonra o zaman şu şura etti. يقولون ما بال لونك قد أسفرا فقلت فراق الحبيب لوني غيرا ولو أنني أبديت مني زفرة جعلت الصفا في البر والبحر أكدرا أيديان درلر نام الله سما إرنكين صار اللي صلي ديب أيديان درلر من أغا أيديان sevgülden ayrılmak beni soldurdu, sarılttı. Eğer ben hakikattaki ahin alami halklara eşkar edasadım, deryalar düzülür, bazının havasını ben buluşturdum diye. O zaman vezir sordu, ne mi oldu, ne mi ey aziz, ve halin beter perişan. Onunla olay etti, beni ol kuya oklap satan doğulum geldi dedi. Şöyle geldi. Hop şöyle gelen olsa inni ağlamak neyme dedi vezir. Onun iki zaten şura ağlayan neydi? Birinci ağlayanım
şolardan utancımı ağlayan neydi? Şol bir şehriler men derekli hudayı günahkar olurlar dedi. Men sebep oldum. Olurum hudayın yanına asi olmana. Biraz onun için ağlayan. İkinci ağlayanım olur hey vara garip olup, zelil olup, natevan olup, eciz düşüptürler dedi. Şolun haline ağlayan. O zaman kereminden verir heyrana kaldı. Tatsip kaldı. Hop, inni olur geliptir. Olur sen hakkına sizlere iş ediptirler. İnni ol geldi, sen olur nimet çekinli dedi veliyir. Sonra İsa Aleyhisselam cevap verdi. Es'al bihimme fe'alal karibu bil karib. Vel muluku bil garib. Vel habibi bil habib. Men olur etecek işim, yakin yakinle ne iş ediyen olsa şöyle derim. Padişahlar bir garip ecize ne iş ediyen olsa şöyle derim. Dost doğusunu ne iş ediyen olsa ben şöyle derim. O zaman yanki gelen atla dedi, hat yazdı ol posta, nigabalara, karakullara. Şolur dedi, üç gün ziyafetlerden, kov pezira etten bakın dedi. Kav etlerden, mivozatlardan, füyücü huluviyatlardan, şirniyatlardan dökün şurada da kov hıtmet edin. Üç günden sonra da şatağdaki ağrıdaki toru ağrıdan ayırın, o tağda postla yıkın, aynı yok halette olduğunu inni gerek yok dedi. Ben o zaman şu doğullam gelir, sonra şurada inni böyle de geldi, inni o ihtiyacı yok deyip o seyrede ağrıdan götürdü. O zaman olur, karavullar şimdi acayani ettiler, bunları kov hurmat silah edip, üç günden sonra Mısır'a karşıyın olur alk kaçtılar. O zaman İsa'ya haber verildiler, çoğunluk geldi deyip. O zaman İsa Aleyhisselam onun nira gelenini bilmediği. O zaman olur, emmesi gelip, çöz derviden taşına durupturlar, nira gideceğini bilmeyeni. Hiçbir adamda yok bulan diline düşeyen, çünkü ehli Mısır emmesi Kıpti dille. Yusuf Aleyhisselam dilli ol İbri. O zaman Yusuf Aleyhisselam kasırdan gördü, görse şol doğulları. Nire giden bilmeyen doğullar. Yehuda, Şemmuğun, şu ulu doğulları bile tanıymadı, haysa haysadığını. Çün Yusuf Aleyhisselam, kuyo oklanından, şavak eserli ikararlıkta 40 yıl geçiptir. Yükleyiptir. O zaman Cibril perişte geldi, İnha, sen Yehuda diyen de oğlun aşağıdır. Şemun diyenin de odur deyip doğullarını Cebrail perişte tanıttı. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam Mesul-i Pezirayin çağırdı. Onlar devrekten şeyle bir adamlar gelen vaatında mihman hanaları var. Sonra devrekten gelen garibelerden şuri elçileyen yer. Şuna aitti, bunlar dedi, ol Darül Kurab'a eltme dedi. Bunları getir, kasırma getir. Bunların mahsus özünün sıfırları, zatları yaz. Bunların hormatını ama sakla, şücre et. Şuna ol Mes'ul Fezirayi dedi, ey kıvla alem, bunlar kim dedi, sen de vörekten nilken avreyle adamlar gelirdi. Yükleyip kızıl kumuşları getiren ne bücür etmezdin, Darül Kurab'a elt diyerdin. İnni bunları olurdun ne beter hormatladın, bunlara hiçbir soğuk salamları yok dedi. Ona da sen bunları kasra getirip bunlar şey diyen, bu gruba adamları. Onunla bari öz işin bilen ol, sen işleri bitir. Sonra hadım, onları kasra getirip, onlar için düşökleri yazıp, nihayet müraffe sıfırları yazıp, onları kov pezirayları edip, onları kov hizmetleri ettiler. Yani, olur bilmeyediler ne mi ne mi dediğini. Şimdi giyice bollu, çoların evinde çıraları yaktılar Şam'dan. Ondan sonraki buhur edilen iyisli mangalları yakıp, hem de yerden hoş bulundurup. O zaman Yusuf Aleyhisselam da çol kasırına çolara gözünü kıyabilen gözler, gözlerdi. O zaman ol karibine gelen atını her kayfının önüne bir tekelek çörek koyuluyormuş. Ama bunlar kent pezirayı ettiler. Onların ni karibine gelen atına bir yük bir düğü yük buğdayı 1200
dinarı veriyemiş. Hiçbir gariba bunlar yalı kişileri ihtiram edilmeyeni görünsen gen alıp o zaman bunu birbirini gurur ediyen ülkeselisin doğulları. Bir de korkuyaz. Bizi bir hey vurup bayi adam mı ka katı bir pullu kan kızılları getirir mi ka deyip ihtiram ediyen nedir ha deyip bir şey diyen. O şemun ayıp ay yok beyni derdir. Yönü bizim atavavulumuz ve peygamberin evlatıdır deyip sonun sürü ihtiram ediyendir. O bir ay diyen yok ol bizi görüp inha bir yurdun bir ulukun veliri vekili paşalardan mı ka deyip ediyen muhtun bir şair. O bir ay diyen yok biz fakir olup bize rahmet ve diyendir. Bu gururlarının hemmesini iyiyini Yusuf Aleyhisselam dinleyip durun ağlar gediyen gururlarını. O zaman sonu eşitip ağlar deyip de sorun ediyen. O zaman Yusuf Aleyhisselam oğluna diye bar oğul birine seltenet kuşa kuşa kellenin halekem seltenet kulağını giy kavul vasıtlarıyla barda padişahlığımı özberleyen tavukları da atlar var. Şol oğulların kalaları ver, şol oğulların oğulların halekem şerapları ver. Kavsiyelik et diye. Onu iyi ata kim bulur diye meşah diyen oğluyum. Olay diye, ey oğul bulasın, amulan diye. Şey diyen ne yakın oğlay diye. Ey ata, seni kuyu oklap satarlarmışlar diye. Ona havva diye. Şolar kuyu oklap beni satıp koyverdiler. Ben ne gelip Mısır'da padişah oldum diye. Ey oğul, şolur bana yaşlılık ediptirler mi ya yamallık ediptirler mi diye oğluna soruyor. O zaman minşa diyen oğlaydı, yok sana yamallık eden zatları yok sana yaşlılık ediptir diye. O zaman minşa bar kıtmasını etti, o zaman ben bar ne mi diyeyim olur o dedi. Yani Yusuf Aleyhisselam etti, hiç gepleşme dedi. Gepleşme pat hıtmet et, sırrında paş etme. Huday bize icazı veren hakkını özünü tanıtmanlıydı. Her hacan Huday Teala icazı verse şunun tanıdırsıydı. O zaman senden burada sonra kısaldım. Ben bir kıptı dilgide düşünmek dedaydı dedi. İnha şu yağdaydı gelip otuydular. Sonra Allah Tebarek ve Teala indiki ayette ni olun gururunu, kıssasını beyan edecek inşallah Teala indiki hutbalarını edame veririz. Allah Tebarek ve Teala barimizi tufi ve hidayet verdiler. Barimizi şol azizlerin kılıkları bilen kılıklandırıp da şolların duası bilen bilin barimizi Allah Tebarek ve Teala yalkap özüne yakin bendelerden eylendirsin. Allahümme yok tufi ve hidayet. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme usulna ila makasını ve hikmanı. Rahmet.